Herkese yeniden selam. Daha önceki videolarımızda çeşitli worksheetler yapmıştık. Şimdi bu yaptığımız çeşitli worksheetleri dashboard ekranında bir araya getirerek raporun son halini oluşturacağız. Bildiğiniz gibi buradaki ilk ikon worksheet açmayı sağlıyordu. İkinci ikon dashboard ikonuydu. Üçüncü ikon da story ikonuydu. Şimdi buraya tıklayarak burada görmüş olduğunuz gibi bir dashboard ekranı açıyoruz. Açtıktan sonra sol tarafta hazırlamış olduğum sheetleri görüyoruz. Bu sheetleri dashboard ekranı içine sürükleyip bırakarak raporumuzun son halini oluşturacağız. Gördüğünüz gibi ekran sürüklediğim zaman sheet'i bırakacağım çerçeve gri oluyor. Gri olan alanın içine bu şekilde bırakıyorum ve dashboard'umu oluşturuyorum. Müşteri kârlılık grafiğini aldım scatterplot'un yanına. Burası bir layout. Boşluğa bastım, tuttum. Müşteri kârlılığın yanını sürükleyip bıraktım. Aşağı iniyorum. En aşağıda aylık satışı koyacağım. Şu şekilde gri oluyor gördüğünüz gibi. Sürükleyip bıraktım. Mouse'la üzerine geldiğiniz zaman çerçevelerin yanında çift taraflı oklar çıkar. Bu çift taraflı oklarla boyutlarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Görmek istemediğiniz şeyler için seçtim. Tek tek çarpıya basıyorum. Layoutların içine de koyabilirsiniz hazırladığınız şeyleri. Ya da hazırladığınız şeyleri şuradaki minik oka basarak floating yapıp bu şekilde istediğiniz bölüme de koyabilirsiniz. Ama floating'i çok gerekli olmadıkça kullanmayın. Çünkü ekran çözünürlüğünden dolayı farklı ekranlarda çok fazla floating yaptığınız zaman iç içe geçme yaşanabiliyor. Bunun için floating'i çok fazla kullanmayın bence. Dashboard'um bu şekilde olacak. Dashboard'un size'ını tabii ki değiştirebiliyorum. Buradan size'ı tıkladım. Fix size'ı tıkladığım zaman gördüğünüz gibi 3 tane seçeneğim var. Fix size kullanabilirsiniz. En ve boyuna sabit birer piksel verebilirsiniz. Otomatik yaparsanız bütün ekranı otomatik kendisi sığdırır. Range verdiğiniz zaman minimum ve maksimum size'larının enini ve boyunu yine belirtebilirsiniz. Biz şu anda fix size kullanacağız. Eni için 1000 piksel yapacağım. Boyunu da isterseniz 900 piksel yapalım. Güzelce sızsın her şey. Show Dashboard Title diyorum. Dashboard'un başlığını ekrana getiriyorum. Dashboard'un dashboard olduğunu belirtmek için üzerine sağ tıklayıp bir renk verebilirsiniz. Bunu sheetler için de yapabilirsiniz. Ben şu anda dashboard için yaptım. Bu hazırladığınız sheetleri yine dashboard'un üzerine sağ tıklayıp Hide All Sheets diyerek içerisine toplayıp gizleyebilirsiniz. Ya da üzerine tekrar tıklayıp Unhide All Sheets diyerek gizlediğiniz sheetleri açığa çıkartabilirsiniz. Şimdi dashboard'uma bir isim veriyorum. Üzerine çift tıkladım. Yönetim raporu diyorum. Daha sonra başlığımın üzerine çift tıkladım. İsmi seçtim, kalınlaştırdım ve ortaladım. Haritanın başlığını yok etmek için üzerine sağ tıklıyorum ve Hide Title diyerek haritanın başlığını yok ediyorum. Daha sonra düzeltmelere başlıyorum. Şu kısım bir layout olduğu için buraya bastım. Select Layout Container diyerek birazcık oynuyorum üzerinde. Bu şekilde. Fena görünmüyor aslında şu an. Şöyle bakabiliriz. Raporumuzun son hali bu şekilde olacak. Rapora bir de logo ekleyelim. Logo eklemek için ya da bir resim eklemek için Objects bölümündeki Image'i kullanabilirsiniz. Şimdi burada bir kavram bahsetmek istiyorum. Objects'in altında horizontal ve vertical olarak iki tane bölüm bulunuyor. Buna horizontal tuttum. Bunlar layoutlar. Horizontal yan yana eklememizi sağlıyor. Düzenli bir şekilde vertical da alt alta eklememizi sağlıyor. Ben şu anda image'i kullanarak bir resim dosyası atacağım ve bu resim dosyasının yanına başlığımı koyacağım. Onun için horizontal'ı kullandım. Image dosyasını alıyorum. Horizontal'ın içine sürükleyip bıraktım. Burada herhangi bir resim seçiyorum. More Options'a tıklayıp Fit Image diyerek resmi sığdırıyorum. Daha sonra yönetim raporunu seçtim. Yanına ismini sürükleyip bıraktım. Ben başlığı ortaladım ama ortada görünmüyor. Ortada görünmesi için Objects bölümünden blank'i kullanabilirim. Şu şekilde bir boşluk attım. Başlığımı ortada gösterebilmek için bunu yapıyorum. Daha sonra bunu yukarı çekmek için üzerine geldiğim zaman çıkan çift taraflı oktan şu şekilde yukarıya doğru sürüklüyorum. Ve bu şekilde raporumu son haline getirmiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Haritayı bütün dashboard için filtre olarak kullanalım. Bunu herhangi başka bir sheet için de yapabilirdik. Ya da diyebilirdik ki yalnızca scatterplot'tan bir şey seçtiğim zaman müşteri kârlılık grafiğim etkilensin şeklinde de ayarlayabilirdik. Ama şu anda haritanın bütün dashboard için nasıl filtre şeklinde kullanabildiğini size göstermek istiyorum. Bunun için harita sheet'ime bastım. Herhangi bir yerde boşluğa tıkladım. Tıkladıktan sonra bu tarafta çıkan filtre ikonu seçiyorum. Seçtikten sonra artık haritanın üzerinde bir ile bastığım zaman bütün dashboard o il için filtrelenecek. Fakat filtremin doğru çalışması için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Top en kullandığım sheetler için bu filtreyi add to context yapmam gerekiyor. Yani demek istediğim şey şu. 2 sheette top en kullanmıştık. Burada en fazla satış yaptığım 10 müşteriyi kullanmıştık. Burada da en fazla kar ettiğim müşterileri parametreleri yönetiyordum. O zaman böyle durumlarda sheete gidiyorum. Action'ımın yani daha sonra gelen filtremin üzerine sağ tıklayarak add to context diyorum. Gördüğünüz gibi gri oluyor. Bunu yaptıktan sonra artık filtrelerim doğru bir şekilde çalışmış oluyor. Aynı şekilde müşteri kârlılık sheetine de giderek action filtresinin üzerine sağ tıklayarak add to context diyorum. Yani bir sheet'te top end kullandıysam ya da bottom gibi kullandıysam
O zaman action'ların üzerine sağ tıklayıp ya da buraya başka eklediğim filtrelerin üzerine sağ tıklayıp add to context demem gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra artık filtrelerimin doğru bir şekilde çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Örneğin Konya iline tıkladığım zaman şu anda bütün dashboard'um Konya iline göre filtrelenmiş oldu. Kütahya'ya tıkladığımda artık Kütahya için bütün dashboard'um filtrelenmiş oldu. Bu şekilde dashboard'unuzu kullanabilirsiniz. Filtreyi geri almak için bastığım ilin üzerine tekrar basıyorum ve filtreyi geri alıyorum. Dashboard'u yapmak bu kadar basit ve bu yaptığınız dashboard'u device preview diyerek desktop'unuzda, tabletinizde ya da telefon ekranında gösterebilirsiniz. Desktop zaten bizim yaptığımız şekilde. Şimdi buradan tablete geçelim. Tablete geçtikten sonra burada göstermek istediğiniz tablet modelini seçebilirsiniz. Yanındakiler tabletin size'ını gösterir. Bunları isterseniz custom olarak kendinize değiştirebilirsiniz. Add tablet layout diyorum. Gördüğünüz gibi aynı ekranda bu üçü içinde farklı tasarımlar yapabilirim. Buradan fit all dediğimde bütün ekrana yaptığım dashboard'u sığdıracaktır. Burası fit all olarak kalsın. Bir tane de fon için ekleyelim. Aynı şekilde burada telefon modellerini görüyorsunuz ve bunları yine custom olarak da değiştirebiliyoruz. Telefonlar genelde farklı olduğu için generic fon için kullanacağım. Add font layout diyerek yine layout'u buraya ekledim. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik bir düzenleme yaptı. Ben bunun üzerine biraz oynama yapacağım. Parametremi ilgili sheet'in altına getireceğim. Buradaki renk bölümünü kaldıracağım. Logomu da yönetim dashboard'un üzerine koyacağım. Bunu mesela floating yaparak şu anda koyabilirim. Ve bu şekilde dashboard'umu oluşturmuş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi buradan default derseniz masa üstündeki şekliyle kalır. Buradaki ekran telefon ekranınızda, telefon ekranınızın büyüklüğündedir. Yani tek ekranı görebildiğiniz kadardır. Fit all derseniz bütün dashboard'u telefondaki bir sayfaya sığdırır. Fit width derseniz enine sığdırır. Aşağı doğru siz parmağınıza sürükleyerek gidebilirsiniz. Ve hide'ını buradan kontrol edebilirsiniz. Örneğin 1000 yapıyorum ve bu şekilde sığdırıyorum ekrana. Artık telefondan girdiğiniz zaman hazırladığınız raporu bu şekilde görürsünüz. Telefonlar raporlarınıza bakabilmek için siz aslında raporlarınızı yaptıktan sonra buradan default'a tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi burada kar bölümüm duruyor. Telefon ekranından çıkarmıştık. İkisi için başka başka tasarımlar yapabiliyorsunuz. Birbirine etkilenmiyorlar. Tablet için aynı şekilde tablet tasarımını görüyorsunuz. Burası birazcık kaymış mesela. Hemen şöyle düzeltiyorum. Ve aynı şekilde telefon için de telefon tasarımınızı tek bir ekrandan bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi siz raporunuzu yaptığınız raporu yaptıktan sonra server'a tıklayarak öncelikle server'ınıza sign in oluyorsunuz. Yani kullanıcı adı ve şifrenizle server'ınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra publish workbook diyerek workbook'unuzu server tarafına yayınlıyorsunuz. Yayınladıktan sonra da artık bilgisayarından giren kişi raporunuzu bu şekilde görüyor. Tabletinden giren kişi bu şekilde görüyor. Telefonundan giren kişi de bu şekilde görüyor. Tabloda yaptığınız raporu telefonunuzdan kullanabilmek için Play Store'a giriyorsunuz. Tablonun kendi app'ini indiriyorsunuz. İndirdikten sonra server bilgilerinizi, server'a ait IP ve kullanıcı adı şifre bilgilerinizi giriyorsunuz. Girdikten sonra da raporu bu şekilde tasarladığınız gibi görebiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi için WordPress'teki blogumu inceleyebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.